Arkadaşlar merhabalar. Karagök yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Test 5'te kalmıştık arkadaşlar. Devam edelim birinci sorumuzla. ABC üçgeninde DAC açısı 10 derece, DBC açısı 50 derece, AB ile AC eşit verilmiş, AD ile DC birbirine eşit verilmiş, BD ile BC birbirine eşit verilmiş. Buna göre diyor x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar burası 10 derece ise ADC üçgeninde ikizkenar olduğundan dolayı arkadaşlar burası da 10 derece olacak. Burası 50 derece ise BDC üçgeninde taban açılarına 65'er derece kalacak arkadaşlar. Şimdi şurası tepe açısı ne olur arkadaşlar? 10, 10, 20 geriye kaldı 160 derece. Burası da 65 derece olduğundan dolayı 225 derece yaptı arkadaşlar. 360 olması için buraya kaç kaldı? 135 derece mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ABC üçgeninde AB ile AC birbirine eşit değil miydi? Evet, burası 75 olduğundan dolayı arkadaşlar, burası da 75 olacağından 50 ise geriye kaldı 25 derece. Şimdi ADB üçgenine baktığımızda x'in 135'in ve 25'in toplamı ne olacak arkadaşlar? 180 derece olduğundan x artı 160 eşittir 180'den x eşittir 20 olacak arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgeninde 10 derece vermiş, 70 dereceyi vermiş. Evet, eşitlikleri vermiş. Buna göre diyor x kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi şurası ne olur arkadaşlar? X artı 10 olur değil mi? İkizkenar üçgen olduğundan ABC. O zaman burası da x artı 10 olacak arkadaşlar. Evet, x artı 10 olacak. Şimdi burası 10, bakın ADE üçgeninde burası 10'sa burası da 10 olacağından arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde 80'in, x artı 10'un ve x artı 10'un toplamı ne olacak arkadaşlar? 180 derece olacak. 80 artı x artı 10 artı x artı 10 eşittir 180 olacağından 2x artı 100 eşittir 180'den 2x eşittir 80. Buradan da x eşittir 40 derece gelecek arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 3. sorumuza. ACD ve BCE üçgen. FD eşittir DE demiş. Evet. CD eşittir AF artı DE demiş. AF neresi arkadaşlar? Şurası. Buraya hemen bir A diyelim. DE neresi? Burası. Buraya da B diyelim. O zaman burası da B olacak. CD eşittir A artı B olmuş olacak o zaman. Şurası bakın. A artı B olmuş olacak. Buna göre diyor x kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi şuraya biz bakın açılara değer verecek olursak alfaya alfa olacak arkadaşlar. Şuraya da ben beta diyecek olursam, bakın dikkat edecek olursanız ACD üçgeninde şurası A artı B, burası da A artı B. O zaman taban açıları eşit olacağından dolayı burası da beta olmuş olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi şurada ters açıdan dolayı burası da alfa olacak. Alfa ile beta'nın toplamı, bakın ABF üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı neye eşit olacak arkadaşlar? X'e eşit olacak. Öyle değil mi? Evet. X'e eşit olacak. Şimdi bakın şu ABCE üçgeninde de alfanın, beta'nın, bakın şurada alfanın, beta'nın ve x'in toplamı 180 olacağından alfa artı beta artı x eşittir 180. Alfa artı beta'yı biz ne bulmuştuk arkadaşlar? X bulmuştuk. 2x eşittir 180'den x eşittir 90 derece. Meğerse x 90 dereceymiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4. sorumuza. D noktasının BE'ye göre simetriği A. Bakın D noktasının BE'ye göre simetriği A demiş. O zaman arkadaşlar şurası 90 derece, şuralar da eşit olmaz mı? Evet. BF'ye göre simetriği de C noktasıdır. Bakın D noktasının BF'ye göre simetriği de C noktasıdır dediğine göre, o zaman benzer şekilde burası 90, burası da eşit değil mi arkadaşlar? Evet. X artı Y kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar biz ikizkenar üçgende, bakın tekrar hatırlatacak olursam bir özellik vermiştik. Dik tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa bu üçgen nasıl üçgendi arkadaşlar? İkizkenar üçgende, öyle değil mi? İkizkenar üçgende aynı zamanda işimize yarasın ya da yaramasın, burayı biz açıortay olarak göstermeliydik arkadaşlar. Şimdi bakın benzer şekilde dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş ya.
Bu ikizkenar üçgen olacaktı ama şu anda üçgen yok. O zaman biz şöyle bakın şurayı tamamlayacak olursam BD'yi birleştirecek olursam bakın bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Şimdi şurası Y ise o zaman burası da Y olmayacak mı? Şimdi bakın arkadaşlar ABD üçgeninde yine dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman bu ikizkenar üçgendir. O zaman burası X ise burası da X'tir arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi dikkat ederseniz şu X artı Y ne olmuş oldu? X artı Y 140 olmuş oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bizden de zaten X artı Y istiyordu. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5. sorumuza. ABC üçgeninde ABC eşittir 25 derece demiş. AB dik AD demiş. BD AC'nin 2 katıdır demiş. BD neresi? Şurası. Buraya 2K diyecek olursam AC neresi? Burası da K olur arkadaşlar. X kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi saçma sapan yerlerde bir oran verilmiş arkadaşlar. Biz bu oranlar arasında bağlantı kurabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Bizim olmazsa olmazımız bakın 1'e 2 oran varsa eğer bu tabi 1'e 2 oran arkadaşlar açılar arasında da olabilir, kenarlar arasında da olabilir. 1'e 2 oran varsa ve bu oranlar saçma sapan bir yerdeyse arkadaşlar aklımıza ilk gelmesi gereken özellik muhteşem üçlü olmalı arkadaşlar. Muhteşem üçlü. Dikkat ederseniz bakın şurası 90 derece ise şurada iki tane eşitlik varsa üçüncü eşitliği de ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Biz koyuyorduk öyle değil mi? Şimdi bakın burada aklımıza hemen gelmesi gereken muhteşem üçlü dedik. Muhteşem üçlü de 90 derecenin olduğu yerden tabana eşitlik çizersem arkadaşlar bakın üçüncü eşitliği de ben ne yapacağım? Üçüncü eşitliği de işaretleyeceğim öyle değil mi arkadaşlar? O zaman bakın buna göre şimdi burası 2K'ydı ya. O zaman K'ya K olmuş oldu. O zaman burası da K olmuş oldu arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız şu üçgen bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Öyle değil mi? Aynı zamanda şurada da bir ikizkenarlık yok mu arkadaşlar? Bakın. O zaman 25 ise bakın şurası 25 ise burası da 25 olacağından 25, 25, 50. Burası 50 olur değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız şu üçgene şurada da ikizkenarlık var. Tepe açısı 50 ise tabanlarına ne kalacak o zaman? 65'e 65 kalacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın şurası 50 olduğundan dolayı burası da 50 oldu. Şimdi x artı 50 ne yapar arkadaşlar? 65 yapar. Buradan x de eşittir 15 derece yaptı arkadaşlar. Sanki biraz karışık yazdık. O yüzden şu soruyu tekrar çözeyim arkadaşlar. Evet. Muhteşem üçlü çizeceğiz dedik arkadaşlar. Bakın şurada muhteşem üçlüyü çizdim. Şuraya da bir isim verelim arkadaşlar. Burası da K olsun. Şimdi muhteşem üçlüden dolayı bunlar eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Eşit. Şimdi ben buraya K, şuraya karışmasın da K demeyelim. Ne diyelim? F diyelim. Burası da K. Burası da K değil miydi arkadaşlar? Evet. Burası da K'ydı. Şimdi eşitliklerden dolayı, ikizkenarlıklardan dolayı burası da 25 olmaz mı? Burası da 50 olmaz mı arkadaşlar? Şimdi burası 90 derece ya tamamı. 25'i buradaysa buraya 65 kalmaz mı? Evet. İkizkenarlıktan dolayı bakın şuradaki ikizkenarlıktan dolayı şurası da 65 olmaz mı arkadaşlar? Evet olur. Bakın aynı şekilde bakın şurasıyla da şurası birbirine eşit değil mi? Taban açısı 50 ise o zaman buranın da 50 olması lazım arkadaşlar. Şu üçgende dikkat edecek olursak x artı 50 eşittir 65'ten x buradan ne bulunur? 15 derece bulunur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 6. sorumuza. ABC dik üçgeninde demiş 20 derece ve 40 dereceyi vermiş. BECD'nin 2 katıdır demiş. EAC kaç derecedir? Şimdi ben arkadaşlar DE'ye ben A diyecek olursam EC'ye de bakın B diyeyim. O zaman DC ne olur arkadaşlar? A artı B olur. CD'nin 2 katı olacağından dolayı 2A artı 2B olması lazım. Bakın BE'de şurası. 2A artı 2B olması için bakın A'sı burada. O zaman A artı 2B dersem ben BE ne olmuş olur arkadaşlar? 2A artı 2B olmuş olur. Şimdi bakın AD B üçgeninde şimdi şurası 20 ise burası da 20 olmalı ki arkadaşlar iki iç açının ölçüsü toplamı kendisine komşu olmayan bu 40'ı versin arkadaşlar. O zaman burası A artı 2B ise burası da benzer şekilde A artı 2B olmaz mı?
A artı 2B oldu. Evet. Bakın şu ADC üçgene dikkat edecek olursak, bakın A artı B'ye A artı 2B'ye A artı B, pardon. Şimdi bakın, şu keşke DC uzunluğu A artı 2B olsaydı bir ikizkenarlık daha yakalayacaktık, ama bakın A artı B, A artı 2B olması için, A artı 2B olması için ben üçgeni B kadar daha uzatırsam arkadaşlar, bakın şimdi şu anda burası ne oldu? A artı 2B. Burası da A artı 2B. Bakın şimdi bir ikizkenarlık yakaladık. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar, şurada şuraya da bir F diyecek olursam, AEF üçgeninde dik ne olmuş? Tabanı şu anda iki eş parçaya ayrıldı, değil mi? O zaman bu üçgen ikizkenar üçgen değil miydi arkadaşlar? Aynı zamanda burası da açıortay değil miydi arkadaşlar? Bunları da belirtmemiz gerekiyor. Belirttikten sonra arkadaşlar, dikkat edecek olursak şu anda, bakın dikkat edecek olursak ne oldu? Evet, bu x'e nereden ulaşacağız şu anda? X'e nereden ulaşacağız? Evet. Şimdi şurası 40 ya arkadaşlar. Bakın dikkat edecek olursak, ADF üçgeninde tepe açısı 40 ise taban açıları ne olacak? 140 olacak. 70'e 70 şeklinde paylaşacak. Öyle değil mi? Burası 70. Şunun tamamı 70. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak, ACF üçgeninde yine rengimizi değiştirecek olursak şu üçgende bakın 90 70 daha 160 x'e ne kaldı arkadaşlar? 20 kalmış oldu. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Vallahi arkadaşlar süper bir soru. Bence süper bir soru. Kesinlikle ama kesinlikle daha sonradan tekrar edilecekler listesine alıyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 7. sorumuza arkadaşlar. ABC üçgeninde demiş. BE dik AC demiş. Evet. 30 dereceyi vermiş. Eşitlikleri vermiş. X kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar, şurayla şuradaki eşitlikler arasında şu anda bir bağlantı yok. Bizim bu bağlantıyı kurabilmemiz lazım arkadaşlar. Bu bağlantıyı kurabilmemiz için de muhteşem üçlüden yararlanacağız arkadaşlar. Hani şöyle 90 derece olduğunda, 90 derece olduğunda şunlar eşitse arkadaşlar, biz üçüncü kenarı da, bakın 90 dereceden ineni de ne yapıyorduk? Eşitliyorduk değil mi arkadaşlar? O zaman bakın, şurada da ben şu DE'yi çizecek olursam, o zaman şurası da eşit olmaz mı? Evet, bakın şuradaki eşitlikle bir bağlantı kurabildik arkadaşlar. Şu anda burası o zaman ikizkenar üçgen çıktı. Burası 30'sa o zaman buraya da 30 derece kalmayacak mı arkadaşlar? Haliyle bakın 30 30 120 olacağından dolayı, bakın şurası 90, buraya da 30 derece kalmış oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Biz şu anda neyi arıyoruz? X'i arıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak, şurayla şurası birbirine eşit değil mi? O zaman burası 30'sa x'in de 30 olması gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 8. sorumuza. EDC dik üçgen, BAC 20 derece, ADEB BC birbirine eşittir demiş. Olduğuna göre x kaç derecedir? Yine benzer şekilde arkadaşlar, bakın şuradaki eşitlikle buradaki eşitliklerin çok bir alakası yok. Biz ne yapacağız? Birbirine benzeteceğiz arkadaşlar, yakınlaştıracağız. Ne kullanacağız arkadaşlar? Dikkat ederseniz hep aynı hamleyi yapıyoruz zaten. Muhteşem üçlüden yararlanacağız. Bakın 90 derecenin karşısında, bakın DB'yi birleştirdiğim zaman muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olacak. Şimdi bakın şurada ABD ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burası da 20 olmuş oldu değil mi arkadaşlar? 20 20 40 olmuş oldu. Burası 40 ise şu eşitlikten dolayı burası da 40 olmuş oldu. 40 40 80, o zaman 100 180 olması için arkadaşlar buraya da 100 kalmış oldu değil mi? X ne oldu? X 100 artı 100 artı 20 olmuş oldu. Yani 120 olmuş oldu arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9. sorumuza. ABC üçgeninde bakın diklikleri vermiş, 25 dereceyi vermiş, şu eşitliği de vermiş. X kaç derecedir? Dikkat edecek olursanız arkadaşlar, hem ABC üçgeninde hem de BKD üçgeninde dik ne yapmış? Dik tabanı iki eşit parçaya ayrılmış değil mi arkadaşlar? Bu nasıl üçgende mümkündü? İkizkenar üçgende mümkündü değil mi? Buralar eşit olacak. Aynı zamanda işimize yarasın ya da yaramasın arkadaşlar, açıortay olduğunda da belirtecektik. Bırakın burası da ne olmuş oluyor? X olmuş oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim X'e ulaşmaya.
X'e ulaşmaya. X'e nasıl ulaşacağız? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz biz ABC üçgeninde de şu AH tabanı iki eşit parçaya böldü ya. O yüzden bu da aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. Bu da ikizkenar üçgendir. Ve aynı zamanda burası da açıortaydır. Öyle değil mi? Bakın o zaman burası da ne olacak? 25 derece olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın şu ABE üçgene dikkat edecek olursak 90, 25, 25 daha 50. O zaman buraya 40 kaldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi AKD üçgenine dikkat edecek olursam 40'la 40'la 25'in toplamı neyi verecek arkadaşlar? X'i verecek bize. Buradan da 65 olacak. Neden? Çünkü 40'la 2 tane iç açının ölçüleri toplamı, 2 tane iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşit olacak diye arkadaşlar. Buradan da 40'la 25'in toplamından 65 gelecek ki doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 10. sorumuza. ABD üçgen demiş. Tamam. Alfa demiş, beta demiş. Eşitlikleri vermiş. Beta'nın alfa türünden eşiti hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası beta ise şurası 180 eksi beta olmaz mı? Evet. Şimdi ikizkenar olduğundan dolayı burası da 180 eksi beta olmaz mı? İki iç açının ölçüsü toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit olacağından dolayı burası da 360 eksi 2 beta olur mu? Evet. İkizkenar olduğundan dolayı burası da 360 eksi 2 beta olur mu arkadaşlar? Evet. Şimdi şu ABC üçgeninde 3 tane açıyı topladığım zaman 3 tane açıyı topladığım zaman ne olması lazım? 180 eksi 180'e eşit olması lazım. Toplayalım o zaman. 360 eksi 2 beta artı 360 eksi 2 beta artı alfa eşittir 180 olacak. 360'ları topladım. 720 eksi 4 beta artı alfa eşittir 180'den. Buradan 4 beta'yı karşı tarafa atarsam 180'i de sol tarafa atayım. 540 artı alfa eşittir 4 beta'dan. Her tarafı 4'e bölecek olursam 135 artı alfa bölü 4 eşittir beta olmuş oldu arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgeninde ABC açısı ACB açısının 3 katıdır demiş. Tamam. DC büyüktür AD demiş. Tamam. 100 dereceyi vermiş. BE EC eşitliği vermiş. Bakın AB de DE'nin 2 katıdır demiş. Yani şurası 2K ise burası da K olacak arkadaşlar. Buna göre X kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar ABC açısı ACB açısının 3 katı ya. Şimdi ben buraya alfa dersem o zaman burası 3 alfa olacak. Şimdi ABC üçgeninde 3 alfanın, alfanın ve 100'ün toplamı 180 olmayacak mı? 4 alfa artı 100 eşittir 180'den. 4 alfa eşittir 80'den. Alfa eşittir ne olacak? 20 olacak değil mi arkadaşlar? Ben şu hemen alfanın yerine 20 yazacak olursam, 20 yazacak olursam burası da 3 katı 60 olacak yani. Şu anda bakın 2K ile K arasında benim bir bağlantı kurmam lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman bakın şuradaki eşitliği de kullanamadık. Buradaki eşitliği de kullanabilmek için arkadaşlar daha önceki testlerimizde de çözmüştük. Bakın orta taban değil mi? Şu E'nin olduğu yer bakın orta taban. Şimdi ben o zaman AB'ye paralel olacak şekilde bakın AB'ye paralel olacak şekilde şöyle birleştirirsem arkadaşlar o zaman ne olacak? Bakın orta taban ya. Orta taban ya. O zaman 2K ise arkadaşlar burası da ne olacak? K olmuş oldu. Bakın şuradaki K ile buradaki K ikizkenar olmuş oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 60 ise paralel çizdik ya bakın şuraya AB'ye. 60 ise yöndeş açılardan dolayı o zaman ne olacak? Burası da 60 olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 60 ile 20'nin toplamı nedir? 80'dir. O zaman burası 80. İkizkenarlıktan dolayı arkadaşlar burası da 80 olacak. 80, 80, 160. O zaman tepe açısına ne kalacak? 20 derece kalacak. X ne oldu arkadaşlar? X burada 20 ile 60'ın toplamı olacak. Buna göre X eşittir 80 derece olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Bence buna da bir tane yıldız atalım. Hak ediyor arkadaşlar. Daha sonra kesinlikle ama kesinlikle tekrar ediyorsunuz. Gelelim bugünkü son sorumuza. ABD üçgeninde BAE doğrusal,
ABC açısı ACB açısından 2 katıdır demiş. 65'i vermiş. AC ile eşitliği vermiş arkadaşlar. X kaç derecedir demiş. Şimdi ben buraya alfa diyecek olursam, ikizkenarlıktan dolayı burası da alfa olur mu? Olur. ABC açısı, bakın şurası. İki iç açının ölçüsü toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eş olduğundan burası 2 alfa olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. ABC açısı ACB açısının 2 katı olduğundan dolayı burası 2 alfa ise o zaman burası 4 alfa olmalı. Şimdi arkadaşlar ABD üçgenine dikkat edecek olursanız alfa ile 4 alfanın toplamı neye eşit olacak? 65'e eşit olacak. 5 alfa eşittir 65'ten alfa eşittir 13 olmuş olacak. Şimdi ABC üçgeninde 4 alfa artı 2 alfa artı x'in toplamı da değil mi? X'in toplamı da ne olacak? 180 derece olmuş olacak arkadaşlar. 6 alfa artı x eşittir 180 derece. Alfayı ben ne bulmuştum? 13 bulmuştum. 13 ile 6'yı çarparsam 78 artı x eşittir 180'den x eşittir 102 derece olmuş olur ki buna göre doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.